Toplumsaldan herkese merhaba. Bilinen isimlerin bilinmeyen yönlerini konuşacağımız programa hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzdeki ismimiz Osman Gökçek. Osman Gökçek kimdir? Osman Gökçek, 1991 yılında Ankara'da doğmuştur. Babası Melih Gökçek'in uzun yıllar boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapması onun siyasi hayatına büyük bir etki yapmıştır. Babasının siyasi geçmişi ve ailedeki siyasi etkinlikler genç yaşta Osman Gökçek'i siyasete yönlendirmiştir. Aynı zamanda ailenin siyasi çevreleri içinde büyüyen Gökçek, siyasetin iç işleyişini ve gücünü erken yaşlarda anlamaya başlamıştır. Osman Gökçek siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında başlamıştır. Gençlik yıllarında partiye katılarak gençlik kollarında aktif rol almış ve parti içinde önemli görevler üstlenmiştir. Bu görevler arasında çeşitli organizasyonlara liderlik etmek, seçim kampanyalarına katkı sağlamak ve parti genel merkezinde çalışmalar yer almaktadır. AK Parti'nin güçlü ve etkili bir siyasi platform olması Osman Gökçek'in siyasi yükselişine katkıda bulunmuştur. Osman Gökçek'in siyasi kariyeri Twitter üzerindeki skandallarla gölgelenmiştir. Gökçek, sahte hesaplar kullanarak manipülatif paylaşımlar yapmakla suçlanmıştır. Sahte hesaplar aracılığıyla kamuoyunu etkilemeye çalışması, demokratik değerlere ve şeffaflığa olan inancını sorgulatmış ve güvenilirliğine ciddi bir darbe vurmuştur. Bu olaylar Gökçek'in siyasi itibarını zedelenmesine ve kamuoyu tarafından eleştirilmesine neden olmuştur. Osman Gökçek'in kadınlara yönelik cinsiyetçi ve aşağılayıcı söylemleri kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştur. Bu tür söylemler toplumun cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusundaki duyarlılığını zedelemiş ve Osman Gökçek eleştirilere maruz kalmıştır. Kadınların siyasette eşit bir şekilde temsil edilmesi ve saygı görmesi gerektiği düşüncesine aykırı olan bu söylemler Gökçek'in itibarını zedelemiş ve siyasi geleceğini olumsuz etkilemiştir. Osman Gökçek'in siyasi kariyerini değerlendirirken babası Melih Gökçek'in siyasi etkisi ve ailedeki siyasi geçmişte dikkate alınmalıdır. Melih Gökçek uzun yıllar boyunca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir siyasetçidir. Melih Gökçek'in imar skandalları ve diğer tartışmalı durumları da Osman Gökçek'in siyasi hayatını etkilemiştir. Güncel olarak Osman Gökçek hala siyasete aktif olarak devam etmektedir. Ancak geçmişteki skandallar ve tartışmalar kamuoyunun dikkatini çekmeye devam etmektedir. Skandalların ve tartışmaların yanı sıra Osman Gökçek'in siyasi kariyerinin geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Bazıları skandalların ve tartışmaların Gökçek'in siyasi itibarını zedeleyerek siyasi geleceğini olumsuz etkileyeceğini düşünürken, diğerleri ise bu tür olayların siyasetin doğasında olduğunu ve Gökçek'in hala güçlü bir siyasi aktör olarak varlığını sürdüreceğini savunmaktadır. Sonuç olarak Osman Gökçek'in siyasi kariyeri skandallar ve tartışmalarla doludur. Twitter skandalı, manipülatif paylaşımlar ve cinsiyetçi söylemler kamuoyunda büyük tepkilere ve güven kaybına neden olmuştur. Ancak Gökçek hala siyasette etkili bir konumda bulunmakta ve siyasi geleceği üzerinde çalışmaktadır. Gelecekteki stratejileri ve performansı Osman Gökçek'in siyasi kariyerinin yönünü belirleyecek kritik faktörlerdir. Günümüzde Osman Gökçek, AKP saflarından 28. dönem milletvekili olarak seçilmiştir. İlk skandalına ise yemin metnini yanlış okuyarak imzalamıştır. Tekrar okuyayım. Toplumsaldan bu hafta bu kadar. Osman Gökçek bölümümüzün sonuna geldik. Başka bir ismi tanımak ve yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.